Elhamdülillahi rabbil <laughs> âlemin. ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Ahsap Suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Şu ayeti kerimeye gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Ye eyhellezine kuru, zkurû Allah. Ey iman edenler Allah Teala'nın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki ilcayetkum junudun size ordular gelmişti. Sizin üzerinize ordular gelmişti de fersenna aleyhim rihan ve junudan lam ve biz de görülmeyen ordularımızı göndermiştik ve onların üzerine rüzgar göndermiştik buyuruyor. Yani Hendek Savaşı'ndan bahsediyor Allahu Teala. Hendek Savaşı esnasında müminler üzerindeki nimetlerini onlara hatırlatıyor. Geriye dönün diyor ve hatırlayın o anları, o dakikaları, o vakitleri ki gerçekten benim nimetim sizin üzerinizdeydi buyuruyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim daha önce de söylediğimiz gibi Yahudilerin kışkırtmasıyla Beni Nadır kışkırtmasıyla, Huyey bin Ahtap liderliğindeki Yahudilerin kışkırtmasıyla bütün müşrikler, çöldeki müşriklerde, sadece Mekke'nin Kureyşlileri değil, etraftaki bütün büyük müşrik kabilelerde toplanarak Hende'ye gelmişlerdi. Evet, bunları kışkırtan Yahudilerdi. Elbette Kureyşliler de düşmandı ama Yahudiler onları kışkırttılar, tahrik ettiler ve e, kabile kabile gezdiler. Daha önceki sohbetlerde söylediğimiz gibi 19 kişilik bir heyet ileri gelen nadir oğullarından Huyey bin Ahtap liderliğindeki 19 kişilik grup Kabe'ye geldiler ve hatta putlara secde de ettiler. Ebu Süfyan dedi ki biz size güvenmiyoruz dediler. Size güvenebilmemiz için bizim putlarımıza ibadet etmenizi istiyoruz dediler ve maalesef Yahudiler yani maalesef dememizin sebebi o güne kadar ehli kitap olarak bilinen ve tevhid üzere olduğunu iddia eden Yahudiler sadece peygamber efendimiz olan düşmanlığından dolayı inanmadıkları halde putlara secde ettiler ve Ebu Süfyan'ın gönlünü yaptılar. Ebu Süfyan'ı ve Mekkelileri kandırdılar. Aralarında anlaşma yaptılar ve bir şey daha söylediler. Dikkat ediniz burası çok önemli. Dediler ki siz geldiğiniz zaman siz Muhammed'le savaşmak üzere geldiğiniz zaman biz de Kureyze Yahudileri ile anlaştık. Onlar da arkadan vuracak dediler. Böyle bir söz verdiler ve getirdiler. Mesela Gatafan oğullarına dediler ki bunlar Mekke'de değil biliyorsunuz. Yani civar kabilelerden çok büyük bir kabile. Eğer gelirseniz Muhammed'le savaşırsanız size Hayber'in bu seneki hurmasını vereceğiz dediler. Hayber Yahudileri olarak Hayber'in bütün hurmalarını bu sene size vereceğiz dediler. Ve buna benzer bir takım vaatlerle müşrikleri hepsini kandırıp oraya getirdiler. Ve bu arada Ebu Süfyan da parasıyla bir takım müşrik kabileleri kiraladı. Ve söylediğimiz gibi 10 bin kişi hareket etti. Hareket etmeden önce tabii bir kişi Huza oğullarından. Biliyorsunuz Huza oğulları hep Peygamber Efendimizin yanında oldu. Mekke'ye yakın bir yerde olmalarına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Müslümanlarla hep beraber hareket ettiler tarihin her döneminde. İşte onlardan bir kişi atına bindi ve son sürat rivayete göre dört günde Medine'ye ulaştı ve Peygamber Efendimiz'e geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü geliyorlar. Mekkeliler ve civardaki bütün Kureyşler, müşrikler toplandılar ve seninle savaşmaya, seni yok etmeye, Müslümanları yok etmeye geliyorlar dedi. Efendimiz de derhal ashabını topladı. Sahabe-i kiramın ileri gelenleri bir araya geldiler ve Efendimiz onlarla istişare yaptı. Ne yapalım diye. Dikkat ederseniz bu defa işi tamamen Peygamber Efendimiz'e bıraktılar. Neden? Çünkü Uhud'da bir hata yapmışlardı. Uhud'da yine aynen hendek gibi olmasa bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki gelin şehrimizde duralım. Dışarı çıkmayalım. Şehir müdafası yapalım. Sokak savaşı yapalım. Bu şehir bizim. Bu şehri biz iyi biliyoruz evlerini, sokaklarını, caddelerini, her şeyi biz iyi biliyoruz. Biz kendimizi böyle koruyabiliriz." dedi. Efendimizin görüşü buydu. Ama bir takım yeni yetme gençler, burası çok önemli. Yeni yetme gençler demişti ki, "Efendim biz zaten şeye Bedir'e çıkamadık. Bedir'de e, kahramanlık gösteremedik. Bu da bizim için bir fırsattır. Biz şehrin dışına çıkılmasını, meydan savaşı yapılmasını ve orada kendimizi göstermeyi istiyoruz." demişlerdi ve ağır basmışlardı. Ve bilindiği üzere her şeye rağmen mağlup olmuşlardı Müslümanlar. Onun için bu defa hiç ses çıkartmadılar. Ya Resulallah sen ne diyorsan o dediler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabının ileri gelenleriyle dedi ki görüştükten sonra dedi ki biz şehir müdafası yapacağız. Ve şehrimizin o açık yerine hendek kazacağız böyle yapılmasını istiyorum dedi. Ve Allahu alem bu Allahu Teala'nın da ona bir ilhamıydı elbette. Ve bunun için karar verdiler. Tespit ettiler. Nerelere hendek kazılması gerektiğini yerinde gezdiler, gördüler ve zaten Medine'nin bir tarafı olduğu gibi sık sık evler ve hisarlar vardı. Oradan giremezdi. Bir tarafta ciddi anlamda hurmalıktı. Oradan da böyle toplu bir şekilde Kureş ve kafirler giremezdi. Bir tek açık yer vardı. Ee, sağlı sollu bir açık yer vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte buraya hendek kazacağız dedi. Buraya hendek kazmalıyız dedi. Ve kendi ordugahını da Sel Dağı'nın, Sel Dağı diye bir dağ vardı. Sırtımızı buraya veririz dedi. Karargahımızı buraya kurarız ve önümüzde hendek var ve düşmanı bekleriz dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve buna göre paylaştırdı. 10 kişi 40 arşın kazacaktı. Ensar bir tarafta, muhacirler bir tarafta, herkese her 10 kişiye 40 e, arşınlık yeri işaret etti. Siz 10 kişi şurayı kazacaksınız, siz 10 kişi şurayı ve uzun bir yer oldu. Ve uzun bir yer hemen kazılmaya başlandı. Rivayete göre, bazı rivayetlere göre en az 6 gün durmadan hendek kazıldı. Daha fazla kazıldı, daha fazla da sürdüğüne dair de rivayetler var. Aziz ve muhterem izleyenlerim bu hendek esnasında gerçekten çok şeyler oldu. ha. Bu 8-10 günlük, 6 günlük hendek kazma esnasında yani Müslümanlar arasında çok şeyler oldu. Yani o kadar olaylar oldu ki, tarihe geçen öylesine olaylar oldu ki onların bir kısmına temas etmek zorundayız. Hemen hem de kazıldı deyip geçmememiz lazım. Her şeyden önce kıtlık vardı. Ha. O yılda gerçekten ciddi bir kıtlık vardı. Müslümanlar yani hem meyvede, sebzede, yiyecekte, tahılda bir kıtlık içerisindeydi. Ve bilindiği üzere belki hepimiz duymuşuzdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hendek kazarken Başta kendisi ve birçok sahabe karınlarına taş bağlamışlardı. Yani açtıklarını hissetmemek için karınlarına taş bağlamışlardı. Çocuklar bile çalışıyordu. Çocuklar bile hendekte de çalışıyorlardı. Yani akşamlara kadar çalışıyorlardı ve akşam evlerine gidiyorlardı. Efendimiz bunları kontrol ediyordu. Ve onlardan birisi mesela Hazreti Selman'ın bulunduğu, Huzeyfe, Hazreti Selman ve altı tane ensarın bulunduğu o yer de e, kazarken kazarken çok büyük bir kayaya denk geldi. Ve şaşırdılar ne yapacaklarını. Ellerindeki balyozları, kürekleri, kazmaları kırıldı. Ve Efendimiz'e haber gönderdiler. Hazreti Selman'ı gönderdiler. Ya Resulallah, anamız babamız sana feda olsun. Böyle böyle senin işaret ettiğin yeri kazarken efendim çok büyük bir kaya geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Malzemelerimiz kırıldı. Müsaade edersen çizgini değiştirelim. Hani senin çizdiğin yerden şöyle başka bir yere gidelim ki o aşabilirim ancak. Veya ne buyursun? Sen ne buyurursun? Dedi. Efendimiz varıyorum dedi ve vardı. Onların yanına vardı. Hendeyen içine girdi. Ve dokuz kişi diyor biz şöyle kenara çekildik, balyozu eline aldı ve Bismillah diyerek o kayaya öyle bir indirdi ki burası çok önemli. Çünkü çok rivayet var. Bir kişi rivayet etmiyor bunu. Birçok sahabe buna şahit olmuş. Allahu Ekber diyor. Öyle bir ateş çıkıyor ki zaten biliyorsunuz taşla demir bu şekilde birbirine sert bir şekilde temas ettiğinde böyle cıngı dediğimiz ateş çıkar. Ve ciddi bir ateş çıkıyor. Ve Efendimiz Allah'u Ekber diyor. Ve şu anda diyor, bana diyor, Kisra'nın sarayları gösterildi diyor. Kisra'nın saraylarını gördüm şu anda diyor. Hatta öyle bir tabir kullanıyor ki, köpeğin atlı, üstlü, beyaz dişleri gibi birden birdenbire diyor, bu e, balyozu vurduğumda e, bu şekilde gözüktü diyor. Ve ikinci defa balyozu vuruyor. Bu arada taş yarılıyor yine aynı şekilde Allahu Ekber diyor. Kayaya balyozu indirdiğinde yine aynı şekilde kaya yarılıyor, biraz daha yarılıyor ve bu arada yine ateş çıkıyor ve bu defa yine Allahu Ekber diyor ve bana şu anda diyor Kisra'nın sarayları gözüktü diyor. Ve üçüncü defa vurduğunda Hile, Yemen, Sana, Güney taraftaki bir takım yani şehirleri Allah bana gösterdi ve oraları benim ümmetim tarafından fethedileceği bana müjdelendi diyor. Çok rivayet var da özeti budur. Fazla uzatmayalım. Özeti budur. Ve bu olaya birçok sahabe-i kiram şahit olmuş. Onlar ayrı ayrı rivayet ediyorlar. Ayrı ayrı rivayetler var. Evet bu arada ayeti kerimelerde gelecek dikkat edin münafıklar var. Zavallı münafıklar. Yani kaytarıyorlar, çalışmıyorlar. Yani sivişip sivişip gidiyorlar. Bu ayeti kerimelerde de var. Nur suresinin sonundaki ayeti kerimede de var. Başka bu Ahzab suresinde de var. Hepsi böyle kaytarıyorlar. Çalışmıyorlar. Az çalışıyorlar. Ve bir de Efendimizin bu sözünü duyduğunda buyurun artık alay ediyorlar. Ve Müslümanların moralini bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Diyorlar ki ya şuna bak ya biz özür dileriz. Yani tuvalete gidenin geri dönme ihtimali olmadığı, can güvenliğinin olmadığı, yani şuradan tuvalete bile gidemediğimiz bir dönemde şu adamın vaadine bak diyor. Şu adamın bize vaad ettiği şeylere bak. Efendim Kisra'yı, İran'ı Fethedecek fethedecekmişiz. Efendim Bizans'ı fethedecekmişiz. Yemen'i fethedecekmişiz. Ma ve adan Allahu ve rasuluhu illa gurura ayette de öyle diyor. Yani ve iz yegulul münafigun. Yani münafıklar demişti ki diyor Allah ve Resulü bize boş şeyler vaat ediyor demişti. Ve bu gerçekten gariban diğer Müslümanların da moralini bozuyordu. Şöyle bir düşünün. Yani kendinizi orada hissedin. Yani gerçekten bir taraftan yani kayalar var. Yani bir taraftan geliyor müşrikler geliyor ve on bin kişilik ordu geliyor kuşatacak. Ve bir rivayete göre gelmiş. Ve bu arada böyle olaylar oluyor. Yani buna benzer Müslümanların moralini sıfıra indirecek davranışlarda bulunuyorlar. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Evet, böyle bir sahne. Ve bu arada dikkat edin, bu arada müşrik orduları gelirken, Medine'ye yaklaşırken Huyey bin Ahtap, bu, bu adamı iyi öğrenmeliyiz. Niye? Yani belki garibinize gider bu adam aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi. Gerçi öldürüldü ama öldü. Hazreti Safiye'nin babası bu. Safiye binti Huyey. Hayber'de daha sonra Hayber savaşı olacak. Hayber fethed fethedilecek. Ve orada bu adamın kızı, Yahudilerin reisinin kızı esir alınacak. Hazreti Safiye Müslüman olacak ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile nikahlanacak. İşte bu Huyay bin Ahtap e, vaat ediyor. Ebu Süfyan'a diyordu ki ben de bu arada Kureyze Yahudilerini kandıracağım. Ki kandırma değil, onlarla diyor. Ve onlar da arkadan vuracaklar. Muhammed'le olan anlaşmalarını yırtacaklar ve Muhammed'e savaş ilan edecekler. Ve bu arada işini bitireceğiz. Müşrik yani Kureyş ordusu önden Kureyza de arkadan bu iş olacak diyor. Ama Kureyza Yahudilerinin bundan haberi yok. Huye bin Ahtab'ın böyle bir kararından haberi yok ve dikkat edin, Huye bin Ahtab Kureyza Yahudilerinin reisi değil. Nadir oğullarının reisi ve sürülmüş kendi kavmi fakat gelmiş, gelmiş ve kışkırtıyor ortalığı ve işte geliyor. Yani onlar Hendeye gelmeden müşrik orduları Hendeye yönelirken onlar. Hüyey bin Ahtap doğru Kureyza yurduna gidiyor. Kureyzalıların mahallesine gidiyor ve onlardan bazılarına dil döküyor. Kapıyı açmıyorlar. Bu adama kapıyı açmıyorlar. Kendi Yahudileri bu adamı tanıyor. Bu adam uğursuz bir adam. Bu adam uğursuz bir adam. Niye? Kendi kavmini sürdürdü. Kendi kavmini sürdürdü. Bizim de başımıza bela yetenecek. Ve kapıyı açmıyorlar. Fakat liderlerine gidiyor. Ka'b bin Esed. Ka'b bin Esed de Kureyze Yahudilerinin lideri varıyor kapısını vuruyor. O da açmıyor. Git diyor. Bela adam, uğursuz adam, kötü adam. Sen kendi kavmini mahvettin. Bizi de mi mahvedeceksin? Git diyor. O da diyor ki yani ya şu anda ben buraya niye geldim biliyor musun? Bir görseniz denizler gibi ordu getirdim diyor. Denizler gibi ordu getirdim. Kureyş'i getirdim. Başlarında liderleri. Katafan oğullarını getirdim. Esed oğullarını getirdim. Hepsini, es eslemleri getirdim. Ve şu anda hepsinin lideri dağlar gibi, denizler gibi ordular. Bak işte tam Muhammed'in işini görmek üzere öyle bir fırsat diyor. Adamlar yanaşmıyorlar. Hayır diyorlar. Kureyza oğulları başta liderleri Ka'b bin Esed. Hayır. Biz bu Muhammed'den iyilikten başka bir şey görmedik. Dürüstlükten başka bir şey görmedik. Güzel komşuluktan başka bir şey görmedik. Ve sen uğursuz bir adamsın. Ve biz anlıyoruz. Biz biliyoruz. Birazdan eğer biz eğer biz böyle bir anlaşmayı bozarsak, bir kötülük yaparsak gidecekler ben biliyorum. Yani Kureş de defolup gidecek. Katafonoğulları defolup gidecek. O zaman biz Muhammed'le baş başa kalacağız ve o da bizi mahvedecek. Biz bunu seziyoruz. Defol git diyorlar. Ama adam gitmiyor. İnat ediyor. Kapıyı da açmıyor dikkat edin. Kâh bin Esed kapıyı açmıyor ama Huyay bin Ahtap bir hile buluyor. Diyor ki sen bana kapıyı niye açmıyorsun biliyor musun? İçeriden yemek kokusu geliyor. Yemek yedirmemek için. Cimri adam, pinti adam diyor. Ve adamın gururuyla oynuyor. O da açıyor kapıyı. Kapıyı açtıktan sonra çeneyi çoğaltıyor, uzatıyor, uzatıyor ve en son anlaşmayı yırttırıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile olan Yahudilerle olan arasındaki o 52 maddelik anlaşmayı yırtıyorlar ve Peygamber Efendimiz'e savaş ilan ediyorlar. Ve bu arada daha hala akıllı Yahudiler, akıllı Yahudiler diyorlar ki yapmayın, etmeyin. Bu Yahudilerin Medine'de, Yesrib'de son hayatı olur. Etmeyin diyorlar ama yapıyorlar. Ve ilginçtir orada adamın birisi diyor ki, ben diyor hiç diyor, bir Yahudinin aklı başında sabahladığını bilmem diyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim belki konumuzdan uzaktır ama şuna temas etmekte fayda vardır. Müslümanlar olarak şunu bilmekte fayda vardır. Dikkat ederseniz, dikkat ederseniz Yahudiler var ya tarihte çok katliama uğradılar. Evet, bunlardan bir kısmı üzücüdür. Üzücüdür biz yani sevinmeyiz ama ciddi katliamlara uğradılar. Hz. Musa döneminden yani şeyde Firavun'un katliamının dışında daha sonra Hz. Musa'dan sonra yani epeyce katliama uğradılar. Babil sürgünü oldu, bilmem Buhtun nasır falan ve ondan sonra bildiğiniz gibi yani İspanya'da katliama uğradılar. Leningrad'da katliama uğradılar. Hele Almanya'da katliama uğradılar. Şuna temas etmek istiyorum. Allah'a sığınırız. Biz sevinmeyiz böyle şeylere. Ama Araf sonrası'nda bir ayeti kerime var. Bunu unutmayalım. Allahu Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz teezzene rabbuke. Senin Rabbin diyor. Yahudileri anlatıyor tabii. Yahudileri anlatıyor, anlatıyor. Sonuna gelince buyuruyor ki ve iz teezzene rabbuke. Senin Rabbin diyor. Şunu ilan etti. Yani şöyle dedi. Şöyle buyurdu falan değil. Aynen ezan gibi. Ezan kelimesi kullanarak ve iz teezzene rabbuke senin rabbin şunu ilan etti ki Le yeb'atunna aleyhim ila yawmil kıyameti men yasumuhum su'el azab kıyamet gününe kadar onların üzerine yahudilerin üzerine onların burunlarını sürtecek kullarımı göndereceğim buyuruyor. Burası çok önemlidir. Kıyamet gününe kadar bu iş onların başına gelecek. Niye? Özellikle liderlerinden dolayı bunu da şunun için söylüyorum. Aziz ve muhterem izleyenlerim, nedense insanımızın içinde şöyle bir peşin fikir var. Yahudiler tam siyasi adamlar. ha. Yahudiler anasının gözü. Yok. Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Maalesef tarihte Yahudiler hep kendi Yahudi liderleri, Yahudilerin siyasi liderleri hep kendi toplumlarını katliama uğratmışlardır. Bu nasıl liderlik yani? Bu nasıl başarı? İyi dikkat ediniz. Halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde Müslümanlara, Müslümanların liderlerine, başta peygamberine vahfil cenahake lil müminin, vahfil cenahake limen ittebake minel müminin. Yani müminlerin üzerine merhamet kanadını ger. Müminleri koru. Müminleri katliamlara falan uğratma. Ya dikkat edin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir hicretine bir bakınız hele. Aziz ve muhterem izleyenlerim konuyu dağıtıyoruz ama yani hepsini ana kuş gibi bütün yavrularını uçuruyor. Bütün yavruları uçacak hale geliyor. Tehlikeli andan kurtuluyor. Yani Medine'ye uçuruyor. En son kendisi gidiyor öyle değil mi? Onların kılına zarar getirmemek için ne yapıyor? Bu bir işte Allah'ın yani Allahu Teala'nın istediği lider bu. Allahu Teala böyle lider. İşte Yahudiler de Yahudi liderleri de maalesef tarihte hep kendi kavimlerini, toplumlarını belaya uğratmışlardır. Belaya, katliama uğratmışlardır. Açınız, bakınız hep liderlerdendir hansuçlar. Liderler onları kaza getirmiş, körüklemiş ve belaya uğratmışlardır. Bu uzun bir konudur. Bunun üzerinde Müslümanlar her zaman düşünmeli düşünmelidirler. Yani sadece yani Mekke Medine meselesi değil, bugünün Müslümanları da liderleri de önderleri de ne yapmalıdır? Kendiyle beraber kendisiyle beraber olan mümin kardeşlerini korumaları birinci görevleri olmalıdır. Bu çok önemli bir olaydır. İşte Huya ibn Ahtab'a öyle diyorlar. Sen uğursuz bir adamsın. Sen kendi nadir oğullarını sürdürdün, belaya uğrattın ve şimdi de geldin bize. Yani bizi belaya sokmak istiyorsun diyor ama sözünü tutturuyor. Kandırıyor ve maalesef anlaşmayı yırtıyorlar. Ve işte aziz ve muhterem izleyenlerim çok önemli. Çünkü Allahu Teala hani bu ayette buyuruyor ya yani İz min fevkikum ve min esfele minkum. Yani altınızdan gelmişlerdi, üstümüzden gelmişlerdi. Yani maksat ikinci madde gerçekleşiyor. Efendimiz korkuyor. Diyor ki şu anda Kureyza oğulları ne yapıyor acaba? Müşriklerle beraber mi? Yoksa ıı, tarafsız mı? Yoksa nedir diye merak ediyor ve adam gönderiyor. Casus gönderiyor heyet gönderiyor. Birkaç defa yapıyor. Yani önce bir iki tane yani araştırıcı gönderiyor. Ondan sonra liderleri gönderiyor. Yani Müslümanların liderlerinden Sa'd bin Ubade, Sa'd bin Muaz bunları gönderiyor. 5-6 kişilik bir heyet gönderiyor. Üseyd bin Hudar, Hudayr, Abdullah bin Revaha dikkat edin bunlar bu ümmetin liderleridir. Ensar'ın, muhacirlerin liderleridir ve onları gönderiyor. Gidin bakalım Kureyza oğulları ne yapıyor ve geliyorlar. Aziz ve muhterem izleyenlerim geliyorlar ve konuşuyorlar. Ve bakıyorlar ki anlaşmayı bozmuşlar. Büyük münakaşalar yapılıyor orada. Yani yapmayın, etmeyin diye Müslümanlar rica ediyorlar. Bak bu yakışmaz, komşuluğa yakışmaz. Bu yani sizin için de kötü olur. Yani niye böyle yaptınız falan. Ondan sonra onlar ağız değiştiriyorlar. Diyorlar ki ya sıkıştınız değil mi? Yani şu anda yani büyük bir ordu geldi. Sizin efendim şehrinizin önüne kondu ve şimdi bize muhtaç oldunuz değil mi? Evvelde neredeydiniz? Yok bize şöyle al ki böyle bir şey yok. Kendi kendileriyle çelişkiye düşüyorlar ve anlaşmayı yırttıklarını söylüyorlar. Daha da orada hatta ayaklarının altına alıyorlar. Ve bu arada Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki o gönderdiği heyete eğer diyor bu Kureyze Yahudileri anlaşmayı bozmuşlarsa Buraya geldiğinizde bunu bütün Müslümanların duyacağı şekilde söylemeyin ki moralleri bozulur. Bana bir şifreyle söyleyin ben anlarım. Yok eğer anlaşmayı bozmamışlarsa bunu açıktan söyleyin. Bozmuşlarsa böyle şifreyle söyleyin diyor. Ve geliyorlar Müslümanlar ve diyorlar ki Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme adel ve kare. Adel ve kare. İki kelime söylüyorlar. Efendimiz anlıyor. Niye anlıyor? Çünkü Adel ve Kare biliyorsunuz. Rici olayı, bitli Ma'une olayında Müslümanların pusuya düşürülmesi. Bu iki kabile tarafından biliyorsunuz Müslümanlar pusuya düşürülmüştü. Ve o liderler de evet aynen onlar gibi diyor. Kureyze Yahudileri bize ihanet etti diyor. Ve aziz ve muhterem izleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyor ve bundan dolayı gerçekten çok üzülüyor ve ee, anlıyor ki artık arkadan da arkadan da Müslümanlara vuracaklar. Arkadan da Müslümanlara vuracaklar. Kureyze Yahudileri ihanet ettiler. Gerçekten çok sıkışık bir durumdalar. Ve evet savaşın bu sahnesi, Hendek Savaşı böyle bir noktaya geliyor. Kaldığımız yerden hem Hendek Savaşı'na hem de Ahzab Suresini daha güzel anlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz ve muhterem izleyenler,